Gelen gün gece karasıdır. Güneş batmadan geceye dönmüştür gün birdenbire. Payitaht sessiz, payitaht ıssızdır. Otağa dağılmış, yolu kesilmiştir yiğitlerin. Kuş uçmaz, kervan geçmez olmuştur cümle Osmanoğlu yurdu. Halk başsız, yurt tuğsuz kalmıştır. Osmanlı ordusu mağlup olmuş, Sultan Yıldırım Bayezid esir düşmüş, Moğol Timur'un ordusu bir baştan bir başa çiğnemiş, taş taş üstünde bırakmamıştır Anadolu toprağında. Osmanlı toprağının dört bir kıyısını yurt tutar Yıldırım Bayezid'in dört yiğit oğlu. Musa Bey Edirne'de, Süleyman Çelebi Bursa'da, İsa Çelebi Balıkesir'de, Mehmet Çelebi ise Şehzadeler şehri Amasya'da üs kurar. Şehzadelerin hası Mehmet ki bileği pek bir yiğittir. Daha gencecik yaşında kendinden büyük kardeşlerine nazire eder gibi yayın kirişini tek başına hiçbir yardım almadan bir ucundan bir ucuna çekip de takar, taktığıyla kalmaz, bir kez çekti mi yayını hedefini asla şaşırmaz. Sözü de bileği gibidir Şehzade Mehmet'in. Döküldü mü dilden cümlesi bir ok gibi bulur hedefini. Ne sözünü sakınır, ne de geri durur yüreğine düşeni demekten. Bilir dünyanın ahvalini, bildiğini de saklamaz alemden. Buna sebep Çelebi'dir mahlası. Çok değil, birkaç sene evvel bey olduğu Amasya sancağında şimdi sultandır Çelebi Mehmet. Oysa gelen gün hala gizler ışığı. Güçten kuvvetten düşmüştür Sultan Çelebi'nin birlikleri. Önce güç toplamalı, sonra amansız yürümelidir düşman üstüne. Oysa sabırsızdır genç sultan ve zaman durmak zamanı değildir. Su uyur ama düşman uyumaz. Yiğitlerini de yanına katıp Osmanlı'dan kopan Kubadoğulları, İnaloğulları, Paşanoğulları gibi Türkmen beyliklerinin üzerine yürüyüp tez zamanda mağlup eder hepsini. Tek gayesi Osmanlı yurdunda yeniden birliği sağlayıp bu topraklara yeniden dirlik getirmektir Çelebi Mehmet'in. Önce abisi İsa Bey'in üstüne yürür. Ardından da diğer abisi Süleyman Bey'i derdest eder. Artık Osmanlı birliğinin ihyası için tek engel vardır Mehmet Çelebi'nin önünde. Edirne'de sultanlığını ilan eden son abisi Musa Bey'dir o engelin adı. Osmanlı'nın iki kudretli şehzadesidir şimdi karşı karşıya gelen. Cenk değil, bir kıyımdır yaşanan. Yiğitler birer birer düşerler toprağa her iki yatta da. Gün akşama döndüğünde bir tek galip vardır meydanda. Musa Bey mağrur, Mehmet Çelebi ise mağluptur. Pes etmez Mehmet Çelebi, fırsatını bulduğunda yüklenir abisinin üstüne var gücüyle. Ama Musa Bey de yamandır. Kardeşi Mehmet Çelebi her geldiğinde üstüne var gücüyle direnir. İki kere daha cenk ederler, ikisinde de yenişemezler. Gün doğmuştur obanın üstüne. İki yiğit kardeş yine yüz yüze dururlar meydanda. İkisi de bilir ki bu cenk sondur. Galip sultan, mağlupsa şehit olacaktır. Gayrı söz tükenmiştir. Dururlar ve dönüp bakarlar yiğitlerine. Bu sefer yener abisini Mehmet Çelebi. Dört parçaya bölünmüş Osmanlı yurdunu 11 yıl uğraş vererek birleştirmiştir. 11 yıl kesintiye uğrayan yol yürümeye başlamıştır yeniden tüm kudretiyle. Tarih hiçbir zaman unutmaz onların yiğit öykülerini. Zaman akıp gitse de suretleri bir bir silinse de yeryüzünden isimleri kalır yadigar. Onlar eski zamanların yenilmez kahramanlarıdırlar.